arkadaşlar. Bu ocakta bütün Türk dünyası bir olmuş, beraber olmuş ve geleceğe yeni bir nesil hazırlamak için canla başla çalışıyor. Esas itibarıyla bunu 1934-35'lerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk işaret etmişti. Bir gün gelecek. Bu büyük gözüken Sovyetler Birliği tarihteki rolünü bitirip sahneden çekilecek. Onun tarih sahnesinden çekilmesinden sonra topraklarda bizim kardeşlerimiz var. Onların bize ihtiyacı olacak. Bugünden o gün için hazır olmamız lazım demişti. İleri görüşlülüğün, bakın ufuklar ötesine geçişin en güzel örneklerinden biri istiyorum. Bu anlamda bakarsak Manas Üniversitesi onun esasen bir vasiyetidir. O vasiyet 1995 yılında gerçekleşmiştir. İşte kurulan bu cumhuriyet bize bu imkanları sağlamış ve bugün burada hepimizi büyük bir sevinçle ve iftiharla gelecek için daha da çok çalışmak azim ve kararlılığı vermiştir. 95. yaşında olan cumhuriyetimiz esasen çok büyük bir medeniyetin ve çok büyük bir devletin devamı niteliğindedir. Cumhuriyetimiz almış olduğu mirası daha ileri taşımaktan ve daha büyük işler yapmaktan başka bir yol tutmamıştır. Mirasımız medeniyet olarak, tarih olarak, kültür olarak büyük olmakla beraber ama gelişmişlik ve maddi değerler bakımından çok kötüydü. Bize devredilen miras. Maalesef. Çöken bir büyük cihan devleti borçlarıyla, moralsizliğiyle, dağılmışlığıyla, eğitim problemiyle, ticaret problemiyle, ekonomisiyle, sanayisiyle bize iyi bir miras bırakmadı. İşte 95 yıllık Cumhuriyet projesi o anlamda büyük bir mucizedir. O gün herkes için artık toprakları paylaşılıp insanları sürülecek olan bir Türk milleti varken bugün dünyanın 13. ekonomisine çıkmış, kendi kendine yeterli ve Cumhurbaşkanlığın en yüksek ve en etkili ifadesiyle Birleşmiş Milletler'de hiç kimsenin diyemediği sözü söyleyerek dünya 5'ten büyüktür deme seviyesine ulaşmıştır. Bütün mazlumlar ve mağdurlar adına bu söz söylendi. Sadece Türkiye adına söylenmedi. Bu dediğimiz biraz evvel ismine şarkılar, türküler yakılan bayrak mağdurlar ve mazlumlar için dünyanın neresinde olsun olsun ümit kapısıdır. Cumhurbaşkanımız işte o sesi orada dillendirdi. Dünya 5'ten büyüktür dedi. Bu söz aslında adalet sözüdür. Adalet arayışıdır. Doğrunun yanında olmak ifadesidir. Ve aslında sesiyle söyleyemese bile içinde elha doğru söyledi diyen yüzlerce ülke ve halkın sesidir. İşte Cumhuriyet projesi bu başarıların hepsinin destanıdır. Eşit vatandaşlıkla herkesin bütün birikimiyle kendini ifade edeceği, birlik ve beraberliğin perçinleneceği, gönül coğrafyamızın yeniden ihya ve inşa edileceği, bütün kültür ve gönül coğrafyamızın bayındır hale geleceği, dünyada mağduriyetten ve mazlumiyetten ve onların
çektiği çileden afakın artık tutulduğu bir zamanda Cumhuriyet projesi ve Cumhuriyet hepsinin ümididir. O bakımdan sadece Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti değil, bütün dünya insanlığı için ve adalet için Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. ...28 Ekim 1923'te bir hükümet bunalımı yaşanmış, o akşam Gazi Mustafa Kemal yakın çevresiyle bir değerlendirme yapmış ve ertesi gün Cumhuriyet'in ilan edileceğini onlara bildirmiştir. 29 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunduğu kanun teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Altaylardan Tuna'ya, gecede durduk Koya, gecede durduk Koya. Üskürte sevdalandı, ay yıldızlı Sana'ya, ay yıldızlı Sana'ya.